Türkiye'nin dördüncü büyük kenti Bursa'da Ulusal Kanal Bürosu açıldı. Açılışa tarihi bina için göreve Ulusal Kanal ve Aydınlık Zirveye kampanyası damga vurdu. Burada var mısınız diye soruyorum. Var mıyız? Teşekkür ederim. Bu cevabı alacağımı biliyordum zaten. Almak değil vermek. Yani bizi biz yapan, insan yapan, bizi devrimci yapan bu fedakarlık ruhu. Tarihi binanın mülkiyetini almak için başlatılan kampanya büyük ses getirdi. Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Şule Perinçek kampanyanın önemine değindi. Bursalılara çağrı yaptı. Dört kız çocuklu bir aileden geliyorum. Babamdan harçlık bir kere bile istemedim. Utanırdım baba bana para ver demesine. Ama sizden istiyorum. Göğsümü gere gere istiyorum. Çünkü Türkiye için istiyoruz. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Ulusal Kanal'ın vatan mücadelesindeki yerini hatırlattı. Herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı. Ulusal Kanal'ımızın, aydınlığımızın bulunduğu, görev hakkımızın bulunduğu o tarihi bina için tarihi bir kampanya başlatıyoruz. O binanın satın alınması için hep birlikte bir imece başlattık. Hedefimiz Ulusal Kanal'ımızı, aydınlığımızı, görev hakkımızı zirveye taşımak. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte iş dünyasından da önemli isimler yer aldı. Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek verdiği demeçte üretim vurgusu yaptı. Ürettiğiniz tükettiğinizden fazla olmalı ki ülkenin kalkınması ve zenginleşmesi, refah payının, gayri safi milli hasılatın artması gerekir. Bunu yapabilmek için de ne kadar bilgi topluluğu olursak ülkemizi daha çok geliştirmiş oluruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız da Ulusal Kanal'a emekleri için teşekkür etti. Tabii ben Ulusal Kanal deyince ne aklıma geliyor? Bir kere Ulusal Kanal son dönemlerde özellikle Cumhuriyetimizin ilerlemek payidar olmasındaki emekleri yansıtmamak gerekir. Gerçekten bu konuda çok büyük emekler sarf ediyor. Ulusal Kanal Bursa temsilcisi Burhan Kurtulmuş, Ulusal Kanal'ın vatansever kitlesiyle gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi. Birkaç ay önce biz toplandık, Bursa temsilciliğini kuralım kararı aldık ulusal gönüllüleriyle. Nasıl olacak diye herkes düşündü. Önümüzde çok büyük bir bütçe vardı. Ama İMC ile işte bu salonda ve bu salona gelemeyen bugün onlarca vatanseverle Ulusal Kanal'ın bütçesi alın teriyle karıldı. Böyle bir örnek dünyada yok. İl temsilciliği açılışında hep birlikte kurdele kesildi. Açılıştan sonra kampanya için toplantı yapıldı. Görev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özel önemli mesajlar verdi. Ulusal Kanal ve Aydınlık binası ve Görev Vakfı'nın da içinde bulunduğu binayı alıyoruz. Karar verdik. Bir tarihi fırsat ortaya çıktı. Başlatılan kampanyaya Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Burada hedefimizi gerçekleştireceğiz. 250 bin olarak Bursa örgütünün hedefini yazabiliriz Sayın Başkan. Emeklisi, esnafı, işçisi aylığından artırdığı bir miktarı bağışladı. İnşallah güzel şeylere imza atacağız. Daha güzel olacağına inanıyorum. Ramazan bayramında ve Kurban bayramında alacağım iki emekli ikramiyesini Ulusal Kanal için ayırdım. Yine Gönül Vatan Partisi olarak bütün gücümüzle bu kampanyaya katılacağız.